Hapishanenin patronu benim. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA Vice'de gerçek eserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde hatırlıyorsanız bakın paramız hayvan gibi zaten. Uhah uhah uhah. Önceki bölümde soygunları bitirmiştik, yani şurada bulunan soygun harita evde olduğum için görünmüyor. O H'de bulunan soygunları bitirmiştik. Bir tek evler kalmıştı. Şöyle bir şey sormuştu ben önceki bölümde. Soygunların devamını istiyor musunuz? İstiyorsanız bana belirtin, like atın falan diye sormuştum. Çoğusu istemiş, bir azınlık kısmı da istememiş. Bunu şöyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta, normal gerçek hayatta olarak devam edeceğim. Soygun modunda ayrı bir mod olarak yapacağım. Yani iki tarafında isteği olmuş olacak bir nevi. Kimisi gerçek hayatta devam etmemiş, kimisi soygun yapma demiş. Tamamdır, biz şimdi bölümde ne yapacağız? Harita, sürekli haritayı açacağım göstermek için de bir türlü evden çıkamıyorum. Kız! Oğlan! Lan! Evde misiniz lan? Oğlum bak, yine değişik pozisyonlardasın oğlum bak. Bak seni hep bu pozisyonda yakalıyorum. Oğlum kendine gel. Boyun uzamaz oğlum, yapma öyle şeyler. Bir de böyle bir şey var, boyun uzamaz. Zıplayamıyor da yazık ya. Neyse. Kız sen ne yapıyorsun? Zibidi. Aha kız bayılmış. Ne yaptılar lan sana? Benim kızı gondiklemişler ya. Neydi lan senin ya, ismini unuttum bak. Seni çılgın. Hep böyle fashion dergiler falan filan. Geç bunları. Anam! Yağmur yağıyor. Arabama bineyim hemen. Aha, şunu kır, dur şunu kaldırmamışım, dur. Şu modu kaldırmamışım, bir saniye. Tamamdır, kaldırdım. Az önce Harry Potter modu çektin de o yüzden ya. Az önce çekmedim aslında, 2 saat oldu çekelim. Biz önce yine ben silahçıya gidelim. Çünkü benim silahlarım her bölümde yok olduğu için. Yağmur yağda ya. Yağmur da başlamış, karın üstünde yağmur yağmasını hiç sevmem. Ama artık maalesef ki yaz geliyor. Bunlar da ilkbahar yağmurları. Kış yavaş yavaş gidiyor, karlar eriyecek. Buzlar çözülüyor. Müdür ben geldim la gene. Koş Michael. Çabuk ıslanıyoruz, hasta olacağız, koş. Ooo selamünaleyküm. Tamamdır, her şeyi aldık. Şuradan da bir tane armor aldık mı? Ki para bok olduğundan en pahalısını alıyoruz. Babam görüşürüz. Öptüm. Oh yağmur dinmiş neredeyse, tamam güzel. Güzel, arabamız da gıcır gıcır olmuş. Oh yeah, come on. Şimdi gidelim kendimize hemen bir maske de alalım. Şuradan da benzin alayım. Düt düt. Güzel canımsın. Şuraya geliyorum, soyacağım şurayı. Örneğin şuraya gözüme kestirdim. Kaldır ellerini. Kes lan. Hemen. Hemen neyin varsa ver. Vay, silah çekiyoruz he. Çakal seni, seni çılgın. Hemen şurayı soyayım ben. Aç. İki yıldız geliyor, aç. İlkini açtık, tamamdır. İkinci kilit. Hop, ikinci de açtık. Son kilit. Evet, tamam. Güzel. Kaç paramız var? Oo, 5000 dolar, güzel silah paramı çıkarttım. Kaç. Lanet polisle gemiden kaçmalıyım. Giderken şurayı da patlatayım da. Ki patlamıyor. Çekilin lan, açın yolu. Aç. Wow, çok saçma. Lanet olsun adamım. Arabam devrildi. Olamaz, hemen karşımdalar. Hop, burada birinin yardıma ihtiyacı varmış. Kimin yardıma, senin mi yardıma ihtiyacın var? Geliyorum yakında. Konuna merak ettim. Şöyle saklanayım, hiçbir şey yokmuş gibi. Tamam, gittiler mi? Aynadan göremiyorum hiçbir şeyi. Tamam, kurtuldum, güzel. Şunun ne derdi var, çok merak ettim lan. Bu adam uzaylı mı diyor, bir şeyler diyor, bir şeyler saçmalıyor. Korktun mu sen? Ağılı bıgılı cıgılı. Yerim seni. Yerim seni. Hemen şuradan kendime bir tane maske alayım. Bende Payday maskesi var ama onu geçen bölüm kullanmıştım ya. Şöyle bir şeyler kullanalım. Bu güzel duruyor. Ha bak, Payday maskesi. Ama bunu kullanmayacağım. Tamamdır. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Goodbye canım. Goodbye yalarım. Geliyorum. Çılgın bir soygun başlıyor. Evde kimse var mı? Neredeyim lan ben? Evin çatısında. Oha, camı kırdım. Sakin ol. Aha. Gördüm onu. Evde bir kadın var. Rahatsız etmeyelim. Selfie çekiliyor. Fotoğrafımı çekti. Sesi icat ettim. Oo, para burada. Oo, 6800, çok güzel. Plazmayı da yürüteyim. Yürütemesem bozarım. Aa, açma kapama düğmesini bozdum. Açamazsınız artık. O değil de nasıl oluyor da? Hakikaten. Şuradaki eve girip şuradan çıkmayı başarıyorum. Her neyse, bir ev daha soyalım. Bugünlük bu kadar yeter. Atla Michael.
Atlayayım yani. Michael'a ağzıyla konuş demişsiniz, öyle bir şeydi herhalde. Oo, burası villaya benziyor, güzel. Maskeler hazır, dalalım. Bakalım bu sefer nereden çıkacağız. Vay, burası gerçekten çok güzel, pahalı bir yere benziyor. Tamam, dur. Hop. Kimse kımıldamasın. Kımıldamayın lan. Vay vay vay, bana kaç atış açtılar. Aha. Hemen kendimi korumalıyım. Kimse kaçamaz. Kimliğimi ifşa edemezsiniz. Olduğunuz yerde kalın lafından ne anlıyorsunuz İbnidir? Oo, güzel para. Güzel para. Bunlar paraları götlerinde saklıyor. Çok iyi. Hakikaten çok iyi lan. Hepsinden... Aa, birinde 99 çıkıyor. O ezikmiş. Anam, polisler dışarıda. Polisler dışarıda. Parayı bulamıyorum. Aha, bulmuşum lan. 7.474 güzel para. Hemen çıkalım dışarı. Çılgın polisler. Anam. Nana yedik. Dur. 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 Şimdi sıçtı. Kaç. Kaç. Şu arabayı alabilirim. Çabuk kaç. Michael, bin arabaya çabuk. Çabuk kaçmalıyım. Ya bir türlü tutturamıyorum. Michael gibi mi seslendiğim kendimi, onu bir türlü tutturamadım. Kaç, daha fazla polis öldürme benim zararıma. Bu sefer nereden çıktım çok merak ediyorum. Of, süper ya. Şuradan gidip şuradan çıkmam çok daha mantıklıymış. Mantı zaten tavan. Ya da PD, lütfen bırakın peşimi. Her şey kontrol altında dolmayabilir ama bırakın yani. Bu araba da çok yavaş gidiyor be. Paraları bölüşebiliriz. Sizi gidi çılgın LAPD. Bundan bu LCPD, bir dakika. Bu arabayla kaçamıyorum. Bu arabayla cidden kaçamıyorum. Çok yavaş lan bu. Stop that fucking car ha. Demek öyle. Demek öyle. Siz hiçbir zaman akıllanmayacaksınız mı lan? He? Hiç mi akıllanmayacaksınız? Ulan soygun yapan benim. Polise atar yapan da benim. Şuradan denize atlayabilirsek kurtuluruz. Tamamdır. Atla Michael. Atla. Dal suyun dibine, dal. Yeter artık, başım döndü ya. Akıntıya karşı kaçalım. Bizi bulamasınlar. Nefesim tükenmek üzere. Kafamız çıkar, soğuk yapmalıyım. Olamaz, burayı full aydınlatıyorlar. Neredeyse vuracaklar lan beni. Hayır. Hayır. Daha emekliye ayrılmadım. Bahur, SSK, hepsi bir arada. Yalnız ne kaçtım, ne kaçtım be. Yani kaçmadım daha da. Ne yüzdüm be daha da. Bir mermilik canım var. Oo, beni görüş alanlarına girmemem lazım. Hayır. Beni ağır. Öldün mü? Michael DeSanta, 15 eyalette aranan asıl suçlu. İşlediği suçlar: 3 büyük banka soygunu, 6 ev ve 8 dükkan soygunu. Bunların yanı sıra polise karşı silahlı saldırı ve ülkeye komplo düzenleme girişiminden aranıyordu. Dün akşamki polisle kapışmasında ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. İyileşmesi tam 3 ay sürdü. 3 ay sonundaysa hapse gönderilecekti. Yürümeye devam et seni lanet olası. Hapishaneye düştüm. Ama olsun, sonuçta yaşıyorum. Karım ve çocuklarım hala hala karım ve çocuklarımı görebilirim. Rus hapishanesi, ne lan? Hapishanesi mi lan bura? Oh, bir sıkıntı var. Durun. Sakin olun. Bakın bakalım kim gelmiş. Hapishaneye iyi bir kuş düşmüş. Yakalayın beyler. Hey. Bakın, sizi uyarıyorum. Ben Michael DeSanta, uyarıyorum sizi. Sakin olun. Bu hapishane benden sorulacak. Sen de gel. Bu hapishanenin patronu benim, anladınız mı? Sizi çılgın yakalar. Gel bakalım. Sen de gel. Oyun takılmasa var ya, parçalayacağım seni ama. Lan lan, adam bizi parçalayacak. Oyun takılıyor. Bu bir daha olmayacak. Tamam, şimdi biz bu hapishanenin kralı olacağız. Hapishanede herkes bize kafa tutabiliyor. Yalnız bu hapishanede nedense bir takılma gerçekleşiyor. Gerçekten çok sıkıntılı. Hiçbir sebebini anlamadım bir şekilde. Şurada bir iş var. Hapishanenin kralı olmak için bir işler yapmamız lazım. Önce kendimizi böyle bir, ne deriz, nasıl denir? Kendimizi bir göstermemiz lazım. Bize kimsenin bulaşamayacağını anlamaları lazım. Hemen buradan job menüden neymiş? Kill Johnny, Kill Joy and Gang. He. Önce Kill Joy, Johnny. Johnny'yi öldürmemi istiyor. Tamamdır. Bunun karşısında bana 20.000 dolar veriyor. Zaten sıfır param var. Güzel. Tamamdır. Ben Joy,
Johnny'yi öldürebilirim. Çılgın Johnny seni. Johnny neredesin? Şimdi merdivenden yukarı falan çıkmaya çalışayım, sonra kaçıyor sanıyorlar ve vuruyorlar. Çok da hızlı hareket etmeyelim yoksa şey yapıyor. Gardiyanlar hem benden şüpheleniyor hem de sürekli bana saldırıyorlar. Bak geliyor mesela. Mesela geliyor bir tanesi. Dur. Gel. Gel bakalım. Gerçekten benimle savaşmak istiyor musun? Bana kafa tutamayacağını öğretemedim mi sana? Ya oyun takılıyor. Vallahi takılıyor. Yoksa ben hiç dayak yemem bunlardan. Öğren bu ismi. Benim adım Michael DeSanta. Tamam artık Michael ağzıyla konuşabiliyorum. Çok güzel. İyice alıştım. Oo, yeni bir kurban geliyor. Hah! Seni gidi çılgın seni. Hop. Oh. Son anda bloke ettim. Yok problem yok. Her şey kontrol altında. Yakında sizi de dizgine getireceğim ben. Çılgın gardiyanlar. İşte orada. Sakince bir arkadaş tavırıyla onun yanına gideyim. Merhaba. Ben Michael DeSanta. Buralarda yeniyim. Sen de Johnny olmalısın. Bak ya gene geliyorlar. Johnny bekle, seninle ilgileneceğim. Bu hapishane benden sorulur, unutmayın. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hapishanenin patronu benim. Yerde kalın. Sakın ayaklanmayın. Nasıl bir tabir lan bu, sakın ayaklanmayın diye. Merhaba, gel şuraya doğru bir yol alalım ya. Gel az bir gezelim ya şuralarda. Belki 3-5 sohbet ederiz. Lan bir gidin amık ya. Bir gidin la. Bir gidin la. Bir gidin. Sana baba mı diyeceğim? Adam bana baba diyeceksin diyor. Asıl sen bana baba diyeceksin. Etrafa bakayım. Kimse var mı? Kimse yok gibi. Tamamdır. Seni öldürmemi istiyorlar. Hapishanenin patronu olmak için seni öldürmek zorundayım. Bunu kişisel algılama. Ölmüyorsun. Neden ölmüyorsun? Neden ölmüyorsun? Bu maskenin altında etten fazlası var. Bu bıçağı iş için vermişler bana. Ben fark etmemişim kullanmaya. Pardon, kusura bakmayın. Tamamdır. Hemen bıçağı saklayayım. Merhaba gardiyan bey. Saygılar saygılar gerizekalı. Bırakın peşimi. Oğlum hala peşimden geliyorlar ya. Bırak peşimi. Kimsin nasıl benim anamı küfür ediyorsun? Çarafsız. Oldu ya da kal. Polis gibi davranıyorum ben ya. Oldu ya da kal ne ya. Tamamdır. İşi tamamladım. Oh, hapisten kaçmaya çalışan birileri var. Ne oluyor oğlum lan? Şehre füze düşüyor. Bomba düşüyor. Hemen şu bıçağımı saklayayım. Ya nasıl gardiyansınız oğlum siz? Bir düzen sağlayın. Aha. Heh. İşte bu. Gardiyanlar, sizi seviyorum. Bravo bravo, tebrik ederim. Çok iyi düzen sağladın. Vav, ne etkilendin değil mi? İşte bu be. Etkilen benden. Gardiyanlar düzeni sağlayabiliyor. Güzel. Bu demek ki hapishaneden kaçamam. Eğer hapishanenin kralı olacaksam hapishanede kendimi savunmak için bir eşya falan almalıyım. Yani silah almalıyım. Eşya ne lan? Mobilya mı alıyorsun? Gun shop. Pistol için 10.000, assault rifle için 60.000 istiyor. Bende sadece 20 dolar var. O yüzden pistol alacağım. Tamamdır. 6 mermisi olan bir silahım var. Ve bir de bıçağım var. Bu silahı özel durumlar için saklayacağım. Herhangi bir özel durum olursa anında parçalarım. Şimdi 10.000 dolarım kaldı. Bana 60.000 lazım. Kendi çete üyemi kuracağım buradan. Tamam. Normal çete üyesi için 15.000, kaslı çete üyesi için 20.000 para istiyor. Şimdi bende ikisi de yok. 10.000 var. O yüzden iş yapmaya devam. Hemen şuradan iş yapmaya devam edelim. Kill Joey and gang. Joey ve çeteyi öldür diyor. Çok zor, çok zor. Hepsini tek tek avlamalıyım. Neyse ki silahım var. Joey, ooo. Çete üyeleri orada. Bu zorlu bir görev olacak. Çete üyelerini tek tek bıçakla halledebilirim. Tün 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 tün. Çılgın çete üyeleri. Kaçmayın. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Bu hapishanenin kralı benim. Bunu size söylemiştim. Hapishanenin kralı benim. Ölü olmayan birisi kaldı mı? Olsun, her ihtimale karşı bir bıçak daha saplayalım. Joey ve çeteyelerini de öldürdüm. 40.000 artı 50.000 dolarım var. Çok güzel. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Şimdi ben gideyim yatayım. Ben en iyisi koğuşuma gideyim. Benim koğuşum şurası olacak. C32.
Evet, çok saçma bir şekilde koğuşum yüklenmiyor. Harika. Neyse, ben şöyle kıvrılırım koğuşun önüne. Şuraya kıvrılayım ben. Bir güzel kıvrıldım. Sabah olunca ben bu çeteleri de hallederim. Çetelere bir iyi bir ders vermek lazım. Yatalım şimdi. Sabah olmuş. 50 bin dolarımız var. Artık gidip kendi çete üyemizi vurabiliriz ki kimse bizi sataşmasın. Yeter artık. Bıktım bu gerizekalı zibidilerden. Herkes sataşma peşinde. Git buradan. Seni uyarmıyorum. Direkt dalıyorum. Ben seni öldürmemiş miydim la? Defol. Git. Lan. Oğlum. Sürüyle mi geliyorsunuz? Ürüyorsunuz mu? Bak az önce senin ikizini dövdüm. Vallahi yeter ya. Vallahi bıktım. Ben ne paratoner miyim? Ne gangster mi çekiyorum ben? Ne yapıyorum? Tamam, ortada dağıttıktan sonra gidip bir çete kurabilirim. Bir ne kadar angutlar ya bu çete üyeleri ya. Gang Creator, kaslı bir ekip kuralım. Tamamdır, işte bu ekibimi seviyorum. Şimdi Jonathan, Franklin, George. Niye hep J harfi lan? Brad Pitt, senden olmaz, benden Brad Pitt olarak çok aşıklıyım. Morgan Freeman. Ankaralı Turgut. Evet, hepinize tek tek isim verdiğime göre artık dağılabiliriz. Gelin lan. Oo, bana kafa tutmaya çalışan birileri. Gelin çete üyelerim. Gelin buraya. Hadi bakalım. Bak bak. Yakalayın şunu. Bana saldırmaya çalışıyor. Bak bak. Gel buraya. Kimse bana kafa tutamaz. İşte bu. Onlara derslerini verin çocuklar. Güvenliğe de dersini verin. Güvenlikte dahil kimse bize kafa tutamaz. Buranın hakimleri biziz. Sen bana kafam tutuyordun. He? Bana karşı mı geliyorsun? Hepiniz bana boyun eğeceksiniz lan. Vay. Yakalayın şunu. Dersini verin. Turgut bak, korka korka davranıyorsun. Ankaralı Turgut mu senin adın? Çete üyelerim. Çete üyelerimi kimse öldüremez. Kim sıkıyor? Oh, demek orada. Bu silah sadece özel anlaşma kullanacağım söylemiştim. Çete üyelerim çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Morgan Freeman adını unuttum. Sen Brad Pitt'in herhalde. Ve Ankaralı Turgut, üçünüz çöpersiniz. Sizlere hayranım. Size benim sağ sol ve ortak olumsunuz. Turgut ortak olum. Ya şu bıçağı çekişine hayranım bak ya. Çok güzel çekmiyor mu? Çekip çok güzel kapatıyor. Çok hoşuma gidiyor. Gelin. Brad Pitt nerede? Brad Pitt'i de alın. Yaralı mı? Tamam, hasta olabilir. Kalsın arkada. Çete üyelerim önemli. Gelin bakayım buraya. Gelin çılgın çeteler sizi. Biz Grup Zikici. Evet, bizim adımız bu. Bizi Grup Zikici'ye kimse kafa tutamaz. Gel bakalım buraya. Demek bana kafa tutuyorsun he? Turgut yakalayın şunu. Turgut, Freeman, Brad Pitt. Ben güvenliklerle ilgilenirim. İşte bu Ankaralı Turgut, seni bu yüzden seviyorum. Ankaralılar hiçbir şeyden korkmaz. Ey Allah'ım ya. Lan Turgut'u rahat bırak. O benim ortak oğlum. Rahat bırak onu. Kimse çete üyelerime zarar veremez. Hepsi benim adamlarım. Hepinizi çocuğum gibi seviyorum. Artık buranın hakim bizleriz beyler. Oo, orada birisi bize kafa tutuyor. Biliyorum beyler, biliyorum. Bu zararlı. Şu adamı halledin. İşte bu. Morgan Freeman seni bu yüzden seviyor. Bana bulaşmak istemezsin dostum. İşte Turgut. Turgut çoğalmışsınız. Siz hayran Turgutlar sizi. Şu adamın icabına bakın. Yoksa ben bakacağım. Hepinize saygılarınızdan, ney lan? Sadıklığınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize biner dolar ikramiye. İstediğinizi kondikleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar beyler. Dağılın. Ve Michael DeSanto hapishanedeki liderliğini sürdürmüştür. Bu tam olarak 10 yıl böyle devam etmiştir. Ta ki Michael hapishaneden çıkana kadar. Hapishaneden çıktığında her şey değişecektir. Michael artık yaşlı bir insandır. Ve evde onu bekleyen bir sürpriz vardır. Devam edecek. Neyse arkadaşlar, bu moddan da bu kadar. Mod ne lan? Bu videodan da bu kadar. Gerçekten 5 gerçek serimize. Sonuçta devam ediyoruz biliyorsunuz. Hapishaneye girip
Artık Michael'ı iyice akıllandırmamız lazımdı. Bir sonraki bölümde hapishaneden çıkacağız. Hapishaneden çıktığımızda da bizleri gerçekten çok büyük bir sürpriz bekliyor. Çok da önemli bir şey. Tekrar söylüyorum. Soygun moduyla gerçek hayat modunu ayırdım. Soygun modunu ayrı olarak yapacağım. Gerçek hayatı ayrı yapacağım. Yani iki tarafı da istiyor olmuş olacak. Önceki bölümde arkadaşlar çok güzel bir like gelmiş. 3000 mi 3500 mi öyle bir like gelmiş. Şu an tam hatırlamıyorum ama 3000'i hatırlıyorum. 3500 falan da herhalde. Bu bölüme de işte ona yakın bir like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz sağ alttan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir önceki bölümde gitmeyi unutmayın. Bir önceki bölüm çok güzeldi. En profesyonel banka soygunu diye bir önceki bölüm. Zaten videonun sonunda çıkar. Bir önceki bölümde gitmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.